Arkadaşlar şimdi de bir gen bir enzim sentezi ya da yeni adıyla bir gen bir polipeptit sentezinden bahsedeceğiz. Hatırlayalım enzimler de protein yapılıydı ve proteinlerin sentezinden DNA dolaylı olarak sorumluydu. Biz deriz ki genler spesifiktir dolayısıyla genlerin kontrolünde sentezlenen proteinler de özgüldür yani spesifiktir. Şimdi burada bir ornitin döngüsündeki takımlar halinde çalışan enzimlerden bahsedelim. Arkadaşlar ornitin bir amino sütrilin bir amino asit, arjinin amino asiti ve üreye dönüşüm reaksiyonu. Karaciğerimizde arkadaşlar ornitin döngüsü denen döngüde gen 1 enzim 1'in sentezinden, gen 2 enzim 2'nin sentezinden ve gen 3 de enzim 3'ün sentezinden sorumludur. Ve ürenin sentezi karaciğerde bu döngüyle gerçekleştirilir. Tabii ki reaksiyonda karbondioksit tüketimi de söz konusudur. Amino asitlerin yapısına karbondioksit ve amonyak bağlanır ve amonyağın zehir etkisi azaltılmaya çalışılır. Eğer bu reaksiyonda örneğin gen 2 mutasyonu uğrasaydı, enzim ikinin sentezinde sorun ortaya çıkabilirdi. Dolayısıyla da sitrulin arjinine dönüşemezdi. O zaman sitrulinin arjinine dönüşememesi bu sitrulinin reaksiyonda birikimi anlamına gelecektir. Ve bu birikimde arkadaşlar inhibitör etki yapabilecektir ve zehir etkisi yapacaktır. Nasıl inhibitör etki yapacaktır peki? Şimdi buraya baktığımızda gidecektir. İlgili enzimleri durduracaktır ya da bu sitrulin bu reaksiyonda çalışmayan başka bir enzim örneğin solunum enzimde zehir etkisi yapıp durdurucu etki gösterebilir. Tekrar edelim. Gen 2 mutasyona uğradığında enzim 2 sentezlenmeyeceğinden sitrilin arjinle dönüşemeyecek ve sitrilin birikimi zehir etkisi yapacaktır. Peki bu reaksiyonun üreye kadar devam etmesini istiyorsanız bundan sonra ya ortama enzim 2 eklemelisiniz ya da arjinin eklemelisiniz ki üre olursun. Peki bir reaksiyonda son ürünlerin birikimi neye neden olur? Bakalım A maddesi B'ye, B maddesi C'ye ve C maddesi de D'ye dönüşüyor. Burada enzim 1, burada enzim 2, burada enzim 3 rol alsın. D bu reaksiyon için son üründür arkadaşlar. Son ürün bir ortamda aşırı derecede birikirse gider ve ilk enzimi yani birinci enzimi durdurur. İşte bu olaya son ürün inhibisyonu denir. Peki bunu nerede örneklendirebiliriz? Örneğin etil alkol fermantasyonunda bakteriler kapalı bir ortamda etil alkol fermantasyonu yaparken eğer bu kapalı ortamda etil alkol %17'yi geçerse bunun üzerinde zehir etkisi yapacaktır. Yani inhibitör etki gösterecektir. Ve burada yaşamını sürdüren bakterilerin grafiğini çizmemizi isterlerse eğer arkadaşlar önce hızla çoğalırken ortamdaki son ürün birikimi bakterilerin hızla yok olması anlamına gelecektir. Ama grafiği burada kestim. Bunun sebebi ne olabilir acaba dediğimizde bu olumsuz koşulda yani ortamda biriken kimyasal madde bakterilerin çoğunu öldürdü ama şuradaki bakteriler buna dayanabilenler. Peki ne yaparak? endospor oluşturabilen bakteriler ise bu olumsuz koşuldan kendisini koruyabildiler.